Belediyeler Birliği'nin toplantısına da gittim. Neyse. Sen yaparım. O günü gittim. Bir şey yok. Milliyetçi Hareket Partisi tekrardan bütün illerde olduğu gibi burada Kayseri'de de yeni bir üye yazılım işlemine girmiştir. Burada da bütün dava arkadaşlarıma, ilçe başkanlarıma, belediye başkanlarıma ve siz değerli gazeteci arkadaşlarıma da şu şekilde seslenmek istiyorum. Bizi ne kadar güçlü kılarsanız bizim sesimiz, bizim gücümüz sizin adınıza, milletimizin adına o kadar güçlü çıkacaktır. Biz Kayseri Teşkilatı olarak liderimizden aldığımız bu talimat gereği bir haftadır sahalardayız, bir haftadır toplum kuruluşlarımızı, sivil toplum kuruluşlarımızı, odalarımızı, derneklerimizi geziyoruz. Liderimizin, genel başkanımızın bize talimatını buradaki büyüklerimize, arkadaşlarımıza, dostlarımıza iletiyoruz. Tabii Milliyetçi Hareket Partisi 52 yıllık siyasi geçmişinde büyük bir kültüre, büyük bir birliğe, büyük bir aileye sahiptir. Bu aile yine yeni üyelerle daha da büyük iktidar ortaklığı yolunda, ittifak ortaklığı yolundaki gücünü, kuvvetini pekiştirecektir. Biz liderimizin, genel başkanımızın emrettiği gibi bugün Cumhur İttifakı'nın bir parçasıyız. Cumhur İttifakı'nın güçlü bir parçasıyız. Bu ittifakın devamında liderimizin talimatlarına uygun Kayseri Teşkilatı olarak çalışacağız. Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Teşkilatı olarak da uzun yıllardan sonra Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanlık Divan üyeliğinde bir milletvekilimizin olması, İsmail Başkan'ın olması bizleri gururlandırmıştır. İlk ocaklarından yetişip buralara kadar gelmek her kula nasip olmaz. İlk ocaklarından yetiştiği için de, aramızdan geldiği için de bu şehrin evladı olarak Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanlık Divanı'nda, Genel Merkezi'nde Genel Başkan Yardımcılığı görevini üstlendiği için de ayrıca gururluyum ve kendisinin her zaman yanında olduğumuzu da ifade etmek istiyorum. Bunun bilinmesini istiyorum. Çünkü biz gerçekten Kayseri İl Teşkilatı olarak bütün teşkilatlarımızla birlikte koordineli çalışıyoruz. Milletvekili milletvekilliğini yapıyor. İl başkanımız il başkanlığını, belediye başkanlarımız belediye başkanlığını, ilçe başkanlarımız ilçe başkanlığını, her hareketin mensubu üzerine düşeni fazlasıyla yapıyor. Cumhur İttifakı'nın varlığı içerisinde terör ve amansız mücadeleye son terörist, son kanlı katil silahıyla ele geçirilinceye kadar destek vermek ve Türk milletini bu şiddet ve dehşet sarmalından çekip çıkarmaktır. Bilhassa 15 Temmuz 2016 yılında yaşanılan FETÖ merkezi ihanetten bu yana içte ve dışta Türkiye'nin vermiş olduğu mücadeleler ortadadır. Bugünlerde baktığınızda PKK terör örgütü çok sayıda üst düzey elemanının, örgütün sözde lider kadrosunun çok başarılı operasyonlarla etkisiz hale getirildiğini bizler müşahede ediyoruz. Bir dönem Irak'a operasyonlar belki mevsimsel ve dönemsel olarak icra ediliyor terör mücadele anlamında. Değişen konseptle beraber terörü artık kaynağında kurutma hamlesiyle birlikte artık terör örgütü neredeyse kaçacak delik arıyor ve hatta yalvarmaya da başladılar. Bunun da neticelerini zaten basına da yansımaya başladı. Hepimiz sizler de bizler de takip ediyoruz. Türk milletine ve Türk devletine ihanet eden kim olursa olsun, nerede olursa olsun bir gün ihanet ettiği o kudretin altında ezilmeye mecbur ve mahkum olduğunu bütün dünyanın göreceği bir amansız mücadele döneminin içerisindeyiz. Farklı senaryolar denenebilir. Farklı figüranlar kullanılabilir. Bu figüranlar farklı yerlere gönderilebilir. Ama ne olursa olsun gördüğümüz ve bildiğimiz bir gerçek var ki birileri farklı senaryolarla terörle mücadelede kararlı bölgeyi sergileyen devlet adamlarını hedef alıyorsa demek ki onlar da Türkiye'de Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı da doğru yolda emin adımlarla ilerliyor demektir. Hadi gelsene. Hadi gelsene.
musunuz? Tamam. Kuzey Efendik hangisi? Teşekkür ederiz. Bir sonraki